Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bakara suresi 215. ayeti kerimeyi okudum biraz önce. Buraya kadar tefsirini yapmıştık. İmtihanını kolay geçiririz. Çok şahit oldum. Aynı imtihana iki kişi muhatap oldular. İki devlet memuru, ben de o zaman devlet memuruyum. Bir sıkıntı var. Birisi umurumda değil dedi. Hiç sıkıntı çekmedi ya. Umuruna bile getirmedi. Hiç düşünmedi bile. Bu haramdır, ben yapmam dedi, çıktı. Öbürü günlerdir, haftalardır düşündü, eziyet çekti, ızdırap çekti. Ben baktım şöyle. Bu adam hiç dert çekmiyor. Çünkü imanı var. Niye? Rızkı veren Allah. Benim bir tane Allah'ım var diyor. Bir tane mabudum var diyor. Bir tane Tanrım var diyor. Hayatı veren O, rızkı veren O. Beni buradan atabilirler. Bu kadar. Ben de gider, başka yerde çalışırım diyor. Öbürü, ne yaparım diyor. Ula arkadaş, sen de desene rızkımı Allah veriyor diye. Diyemiyor. Niye? İman zayıf. Cehalet var, gözü kör olsun o cehaletin, adama ızdırap çektiriyor işte. O yüzden mal iyidir, bayağı da iş görüyor, para pul iyidir, güzel elbiseler iyidir. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, ye kürküm ye yani, adamın kürküne göre yemek verirler. Ama değerli kardeşlerim, bunların hepsini helaldan kazanmak şartıyla ve harama sarf etmek şartıyla güzeldir. Yani Allah'ın kanunlarına bağlı kalacaksın. Kitaba bağlı kalacaksın. Sünnete bağlı kalacaksın. Sonra bu malı geldiği gibi infak. Yes'elûnek, sana soruyorlar. Mâzâ yunfikûn, neyi infak edecek? Neyi infak edecekler? Kul de ki, مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ Hayır cihetinden her neyi infak ederseniz فَلِلْوَالِدَيْنِ İkramınızı, infakınızı, Allah için yaptığınız iyiliklerinizi ilk önce, her şeyden önce anne babanıza yapın. وَالْاَقْرَبِينَ Akrabalara yapın. وَالْيَتَامَ Yetimlere yapın. وَالْمَسَاكِينَ Miskinlere, yoksullara, hiçbir şeyi olmayan insanlara. وَبْدِ سَبِيلِ Yolda kalmışlara. Belki memleketinde zengin bir insandır ama yolda kalmış, parasız, pulsuz, çaresiz, bunlara yardım edin. Ve ma taf'alu min hayrin, hayır cihetinden her ne yaparsanız, fe innallaha bihi alim, Allah onu çok iyi bilir ve ödüllendirir, mükafatlandırır. Değerli kardeşlerim, parayı kazanmak marifet, helal yoldan. Harcamak da ayrı bir marifettir. Allah Celle Celaluhu sana ihsan ediyorsa sen de başkalarına ihsan edeceksin. Kesenden vermiyorsun arkadaş. Cebinden de vermiyorsun. Nereden veriyorsun hocam, biz kazandık. Yok yok, ben mimma razaknâhum yunfikûn. Allah'ın sana rızıklandırdığı nimetten,
veriyorsun sen. Allah'ın malını veriyorsun. Ve ahsin, ihsan et kardeşim. Ayet ne diyor? Ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Allah sana nasıl vermişse, ihsan etmişse sen de öyle ihsan. Kesenden vermiyorsun ya. Emanet bu para. Benim dersen hapı yuttun zaten. Arkasından gurur gelir, kibir gelir, enaniyet gelir. Müslümanları hor görme, hakir görme, küçük görme gelir. Adam yerine koymasın fakir fukarayı. Yanlarında yemekte bile oturmasın. İş yerinde bile masana ayırırsın. Arabana bile almasın. Firavun gibi bir adam olursun. Niye? Senin zannettiğin için benimdir diyorsun. Sonra da bırakıp gidiyorsun. Senin değilmiş demek. Ve mimma razaknahum yunfikun. Kime peki bu infak? Önce ana baba. Anası, babası veya bu ikisinden birisi henüz sağ ölmemiş olanlar kulaklarını dört açıp dinlesinler. Hem de onların gözleri aydın olsun. Hem de onlara müjde olsun ki Allah Celle Celaluhu'dan sonra yapabilecekleri en büyük iyilik anne ve babalarına iyilik etmektir. Bunun üstüne hiçbir başka tür iyilik yoktur yani. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا Rabbin hükmetti ki, ferman buyurdu ki, sadece kendisine ibadet edin. Bir, ikincisi وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ Annenize, babanıza iyi davranın. Onlardan biri ya da ikisi yanınızda olduğu zaman onlara hürmet edin, hizmet edin. Sıkıntı verirlerse sabredin. Öf bile demeyin. Bir zaman bana baktıkları gibi Allah'ım deyin. Şefkat kanatlarınızı gerin onlara. Sizi kızdıracak, sizi öfkelendirecek işler yapabilirler. Akıl gidiyor. Zaman değişiyor. Kendi bildiklerini size dayatırlar. Zararınıza teklif ederler. Anlatamazsınız. Üf dersiniz. Ama demeyin. Sabredin. Yüzlerine gülün. İdare edin. Anne babanıza iyilik edin. Güzel söz, tatlı dil, güler yüz. Buradan tutun para harcamaya kadar. Yeme, içme, barınak, hediye her neyse alın. Nice tecrübelerimiz var. Bunu niye söylüyoruz? Adam diyor ki, yahu diyor hocam, babam köy yerinde baklavayı çok severdi. Gittiği zaman bir kilo baklava alır, sandığın dibine saklardı. Biz de karıştırır bulurduk. Bazen yerdik ondan diye söyledik. Fakat bir günden bir güne, büyük adam olduk ya, elimizde para pul, babamıza bir kilo baklava almak aklımıza gelmedi. İçim yanıyor diyor adam. İçim yanıyor diyor. Lan ne olurdu aylığı aldığında babana bir kilo baklava alıp götürseydin diyor. Bu adamın yaşadığı perişanlığı yaşamayın. Babanız sağsa. Yok babanız sizden razı olarak ölmüşse hiç üzülmeyin. Gözünüz aydın olsun. Rıdallah, rıdarrab, rıdalvalideyn. Hadis-i şerifler değişik yollarla böyle geliyor. Allah'ın rızası, Rabb-u Teala'nın rızası, ana babanın rızasıyla beraberdir. Kazandıysanız ne mutlu. Sağ ise kıymetlerini bilin. En büyük iyilik anne babaya yapılandır. Değerli kardeşlerim, bu cahili hayat, bu İslam dışı hayat, bu İslamiyet'in bilinmeyişi ana babalara karşı vazifelerimizde de bizi ihmalkar ya da asiye eyledi. Çok babalarla konuşuyoruz, dertliler. Çok dertliler. Çocuklarından çok dertliler. Allah aşkına kıymetlerini bilelim. Sonra vel akrabin, akrabanın kıymetini bilir. Nereye gitti bu akrabalık?
Akrabanın akrabaya kimi kimse bilmez ettiğin, akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin diye bir şiir var. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmezmiş. Böyle mi olması lazım ya? Bu nereden kaynaklanıyor? Nefis terbiyesi yok. Menfaat peşinden koşmak. Herkes kendi çıkarını... Ya düşün, tamam, menfaatini düşün. Düşünmeyen insan da olmaz. Akılsız, beyinsiz olur. Ama değerli kardeşlerim, şeriata uygun düşün. Hakkın olanı el at, hakkın olmayanı el atma. Bir miras bölüşülüyor, baba anne vefat ediyor, bütün akraba birbirine düşmüş. Ya kardeşim, Allah Kur'an-ı Kerim'deki kanunların içerisinde en açık seçik miras hukukunu anlatıyor. Ana şuyu alır, baba bu alır, koca bunu alır, karı bunu alır, kız evlat bunu alır, oğlan evlat bunu alır. Bunlar yoksa kardeşler bunu alır. Açık seçik Allah yazmış. Bu benim kanunum. Bunu aşanlar azap içerisinde ebediyen kalacaklardır. Razı ol ya. Allah'ın taksimine razı ol. Kavga niye? Gürültü niye? Bir de tabi eskiden devlet güçlü değil, kaos toplumları, hele bir de memlekette böyle felaketler filan varsa akrabalar tutkun oldu mu diğer insanlar ona sataşamazlar. Bunun arkası var derler. Şimdi doğuda aşiret diyor adam. Aşiretine sıkı sıkı bağlı. Neden? Çünkü başka bir aşiret buna zarar verecek olsa tek bir kişiye bütün aşireti arkasındadır ve sahip çıkar. Bunu biliyor. Ama değerli kardeşlerim, bu haksızlığa da sebep olmaması lazım. Senin aşiretinden, akrabandan bir tanesi haksızsa, karşı taraf haklıysa sen akrabana yardım et. Ne diye? Haksızlığından vazgeçilerek. Haksızsın kardeş, adamların hakkını öde diyerek öyle sahip çık. Yok, haklı da olsa, haksız da olsa ben akrabama, ben aşiretime, ben ırktaşıma sahip çıkarım. Memleketime, hemşehrime sahip çıkarım desen sen ırkçısın, sen kavmiyetçisin, sen mel'un olursun. Çünkü ilk ırkçı şeytandır. Ben ateşten, onu topraktan yarattım. Ben o. Emri veren kim? Beyinsiz. O yüzden zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine sahip çık diyor Peygamberimiz. Yardım et. Mazlum anladık da zalime nasıl? Ya Resulallah diye sordular. Dedi ki zulmetmesine engel olarak. Kötülüğüne engel olarak. Zalimin kalkan elini indirdin mi ona yardım etmiş olursun. Akrabalar şimdi birbirlerine eskisi gibi muhtaç değiller. Herkesin bir işi var, sendikası var, sigortası var. Efendim, düşman yok, devlet var, mahkeme var. Birisi bir iş başına gelirse cezasını vereni var, jandarması var, polisi var, mahkemesi var. Benim diyor, ne ihtiyacım var akrabaya diyor. Cehalet işte, bu da bir cehalet. Şimdi ezan okunuyor. Akraban için çok önemlidir. Uzun uzun anlatmaya zamanımız yok. Sadece şunu bil. Ya Allah böyle emir buyuruyor be adam. Vel yetama yetimler. Yetimler toplum içerisinde en zayıf, en düşkünlerdir. Sığınakları, barınakları babalarını yitirmişlerdir. Sevgiye çok muhtaçtırlar. Onların başını şöyle bir okşadığınız zaman ne diyor Peygamberimiz? Bu söz yeter. Uzun uzun anlatmayalım. Başındaki saçlarına eliniz değiyor ya, o saç kıllarının sayısınca Allah size ya mükafat verir ya günahlarınızı siler. Çok önemlidir. Yetimlerimize, miskinlerimize sahip çıkmamız lazım. Yolda kalmış muhtaç, devlet düşkünü derler. Aynen bunun gibi.
Bir zaman zenginmiş, iflas etmiş, fakir olmuş. Bu tür devlet düşkünü insanlara sahip çıkmamız lazım. Onlar isteyemez, utanırlar. Sahip çıkmamız lazım. Dilenme gibi bir duruma düşmeden, yoksa yazıklar olsun bana diye kendimizi kınamamız lazım. Ve ma tef'alu min hayrin. Nihayet. Ve ma tef'alun, her ne yaparsanız min hayrin, hayır cinsinden, az çok, bir hurmanın yarısı kadar bile olsa diyor Peygamberimiz, sadaka verin, cehennem ateşinden kurtulun diyor. Küçük görmeyin. Her ne hayır yaparsanız, fe innallâhe, hiç şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu bihi, o hayrı, irili ufaklı, küçük büyük her neyse yaptınız, alim, çok iyi bilicidir. Bunun mükafatını size kat kat verir. Bu dünyada da verir, ahirette de verir. Allah Celle Celaluhu böyle kitabına, buyruklarına boyun eğen bahtiyar kullarından eylesin. İbadetlerinizi kabul buyursun. Amin ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.